Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Türk Dil ve Edebiyatı soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde söylev türündeki eserleriyle tanınan hatiplerden biri değildir? Hamdullah Supi Tanrıöver bunlardan önemlilerinden bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk isimli eserinde göreceğiz zaten. Söylev türündeki eserleriyle tanınır. Nutuğu çok önemlidir. Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Miting'i yine gelecek karşımıza. Ömer Naci hangi dönemde geliyor karşımıza? Milli Edebiyat döneminde gelecek karşımıza. Milli Edebiyat döneminde geldiği için cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben sizlere Hakan oldum. Elimize yay ve kalkan alalım. Savaş talihi amacımız olsun. Bozkurt sesi savaş haykırışımız olsun. Demir kargılarımız bir ormana benzesin. Atlarımız avlakta yürüsün. Yeni ırmaklar, yeni denizler geçelim. Güneş bayrağımız, gök çadırımız olsun. Hangisi söylenemez demiş. Hukuki söylev türünde bir metindir. Beklesin bu. Dil alıcıyı harekete geçirme işleminde kullanılmış. Yani davranış değişikliği bekleniyor. O zaman alıcıyı harekete geçirme işlevindedir. Kısa cümleler tercih edilmiştir. Yukarıdakilere baktığımızda ben sizlere Hakan oldum. Kısa bir cümle. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Söyleşmeye bağlı anlatım biçimi ağır basmaktadır. Doğru. Hukuki bir söylev değil. Bu nasıl bir söylev? Siyasi bir söylev. Dolayısıyla cevabımız ne olacak bizim? Adana olacak. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır? Hikaye ve roman türünde eserlerim var. Her ne kadar günlük konularda hikaye yazıyorsam da hikayelerimin de romanlarım gibi yıllar sonra okunacak değer taşımasına özen gösteririm. Hikayelerime bugün gösterilen ilginin onların taşıdığı sanat değerlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hikaye ve romanı ne yapmış? Kıyasa tabi tutmuş, karşılaştırmış. O zaman ben ne diyeceğim? Karşılaştırmadan yararlanılmıştır diyeceğim. Tanımlamayı bulabilmeniz için nedir ve kimdir sorusunu sormanız yeterli. Nedir ve kimdir sorusu. Bir de hem nesnel olabilir tanımlama, hem de öznel olabilir. Sıfat, kendinden sonra gelen ismi niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Sıfat nedir? Kendinden sonra gelen sözcükleri niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Kitap en iyi rehberdir. Kitap nedir? En iyi rehberdir. Nedir ve kimdir sorusunu sorduğunuzda cevap alıyorsanız tanımlama diyecektiniz. Verilen bir yargı ile ilgili bir şeyler sıralanıyorsa, bir yazar ismi ya da eser ismi, ona da ne diyeceksiniz? Örnekleme diyeceksiniz. Sayısal verilerden yararlanma rakamlara yer verecek, verilere yer verecek. O yüzden bunu bulmak da kolay. Burada hikaye ve roman karşılaştırıldığı için karşılaştırma var diyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır? Ticaret yolları insanların ürettiklerini, baharat, ipek, tuz, dokuma ürünleri, altın ve benzer ürünleri satabilmek için farklı bölgelere taşımada kullandıkları yollardır. Kral yolu M.Ö. 7. yüzyılda Lidya Kralı Giges tarafından yaptırılmıştır. Kral tarafından yaptırıldığı için kral yolu adını almıştır. Bu yol baharat ve ipek yollarının dışında kullanılan önemli ticaret yollarıdır. Bana açıklayıcı anlatım biçimiyle bir paragraf verilmiş. Hemen ilk cümleye bakıyoruz. Ticaret yolları insanların ürettiklerini satabilmek için farklı bölgelere taşımada kullandıkları yollardır. Ticaret yolları nedir sorusunun cevabı olduğu için cevabımız ne olacak? Adana, yani tanımlama olacak. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır? Bilet 1989-1996 yılları arasında Brahms'ın tüm eserlerini kayda alarak 1996 yılında Nakos firmasında 12 CD'den oluşan Brahms'ın tüm piyano eserleri serisini çıkarmıştır. Bilet'e orkestra ve piyano için yazılan eser kayıtlarında Antoni Witt'in yönetimindeki Ulusal Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etmiştir. Bilet'in Brahms'ın iki piyano konçertosu ve Schumann orkestralı eserlerini içeren iki CD'si ayrıca Nakos'un dağıtımcısı olan Mix Müzik tarafından Türkiye'de yayınlanmıştır. Şimdi dikkat edin, bana aslında bilgi verilmiş. Bilgi verilen bir paragraf olduğu için açıklama, anlatım biçimi var diyeceğim. Zaten tek bir tane şıkta var açıklama. O yüzden direkt cevabım ne olacak? Adana. Şuna bakıyorum, ikinci kısımda açıklama olanlar var.
Örnekleme ve açıklama. Burada rakamlara, verilere yer verilmiş. 2 piyano, 12 CD. O yüzden ne diyorum? Sayısal verilerden de yararlanılmıştır diyorum. Cevabım Adana olarak geliyor karşıma. Aşağıdaki yazarlardan hangisi söylevleri ile tanınır? Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı ve Hamdullah Supi Tanrıöver. Ahmet Haşim şiirleriyle gelecek. Yahya Kemal Beyatlı da şiir türüyle. Şu ikisini biz şiirleriyle tanıyacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarıyla gelecek daha fazla karşımıza. Roman türünde önemlidir. Hamdullah Supi Tanrıöver ise neyle gelecek? Cumhuriyet döneminde özellikle söylevleriyle tanınan bir isimdir karşımıza. O yüzden cevabımız Denizli Hamdullah Supi Tanrıöver olacak. Bu kişilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Demosten Yunan edebiyatındaki söylev türünün temsilcisi, Cicero Latin edebiyatındaki söylev türünün, Bilge Kağan ve Halide Edip ise Türk edebiyatında. Bilge Kağan milli edebiyat ve cumhuriyet döneminde gelecek karşımıza. Hem milli edebiyatta hem cumhuriyet döneminde vardır. Cumhuriyet dönemindeki bir edebiyatçıdır. Söylevleri önemlidir. Sultan Ahmet mitingini biliyoruz. Bilge Kağan ise Bilge Kağan Orhun yazıtlarındaki ilk söylem örneğini veren kişidir. Dolayısıyla ortak özelliklerine baktığımızda hepsi söylevleriyle tanımlıyorlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Aşağıdakilerin hangisinde söylev türünün batıdaki ilk örneklerinin nerede ve kim tarafından yapıldığı doğru verilmiştir? Bir baktığımızda doğru verilen ne? Yunan edebiyatı Demosten olarak gelecek karşımıza. Neden? Çünkü ilk örnekleri denmiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Demosten olacak. Adana şıkkı. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir? Kardeşlerim, evlatlarım, bir seslenme ile başlamış. Ruhu göklerde olan 700 senelik şanlı tarihimiz bu minarelerden bugün Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. Bu muazzam, bu tarihi meydanda zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu bizi seyrediyor. Dünyaların öbür ucuna at süren namağlup erlerin evlatları önünde baş eğiyor ve yemin ediyorum ben Müslüman tarihin bedbaht bir kızıyım. Bugün de dünkü kadar kahraman ve talihsiz Türk milletinin anasıyım. Millet namına ecdadımızın bizi seyreden ruhlarına yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi eski cesaret ve şecaretini kaybetmemiştir. Yemin ediyorum ki Osmanlı sancağına, tarihine hıyanet etmeyeceğim. Allah'a, Hakk'a, milletlerin ilahi hakkına dayanan Türk milleti bütün Müslüman ve Türk dünyasına ilan ediyorum. Davamızı ilan ediyorum demiş. Bir seslenmeyle başlamış, karşıdaki kitleyi harekete geçirmek için kullanılmış. Yani dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmış. O zaman fıkra olamaz, fıkra güncel olayları anlatırdı. Anı yaşanmış olduğu bir olayın üstünden zaman geçtikten sonra anlattığı türdü. Deneme herhangi bir konuyla ilgili kişisel görüşlerini paylaştığı bir türdü. Söylev ise nutuk atma, yani nutuk seslenmeyle başlayan, karşıdaki kitleyi harekete geçiren bir konuşma tarzıydı, bir metin türüydü. O yüzden cevabımız Bursa olarak gelecek karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özellikleriyle ilgili değildir? Düşünsel planla yazılan kısa metinler olması, sözlü anlatıma dayalı bir tür olması, süslü ve sanatlı bir dil kullanılması, dilin alıcıyı harekete geçirme işleminde kullanılması. Şimdi düşünsel planda yazılıyor, sözlü anlatıma dayalıdır. Dili alıcıyı harekete geçirme işlevi de vardır. Fakat birilerine seslendiğinizde seslendiğiniz kitlenin sizi anlamasını istiyorsunuz. Dolayısıyla sade ve açık bir dil kullanmak zorundasınız. O yüzden süslü ve sanatlı değildir söylevlerde diller. Cevabımız bu yüzden de Ceyhan olacak. Bu söylevin türü aşağıdakilerden hangisidir? Atinalılar çok geçmeyecek bilge insan Sokrat'ı ölüme mahkum ettiğiniz için bu şehri lekelemek isteyenlerin lanetlerine maruz kalacaksınız. Sizi lekelemek isteyenlere benim bilge bir insan olduğumu söyleyeceksiniz ki ben aslında hiç de bilge değilim.
Biraz beklemiş olsaydınız bu iş kendiliğinden vuku bulacaktı. Zira yaşıma bakarsanız çok yaşlanmış, bir ayağı çukurda biri olduğumu göreceksiniz. Ben bunu hepinize değil, sadece beni ölüme mahkum edenlere söylüyorum. Ölümle ilgili bir karar verilmiş. O zaman ne diyoruz? Siyasi bir söylev değil, akademik yani bilimle ilgili bir söylev değil, dinle ilgili değil, hukuki bir söylev olarak gelecek karşımıza. Sokrat'ın ölüm kararıyla ilgili, kendisiyle ilgili verilen kararla ilgili. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara biz ne diyoruz? Söylev diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa. Bu parçada tanıtılan ünlü Türk hatip aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatının en önemli hatiplerinden biridir. Söylevleriyle Türkçülük ve milli edebiyat akımlarının gelişmesine katkıları oldu. Mütareke ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında coşkulu ve etkileyici konuşmalarıyla söylev türünün en etkili ve güzel örneklerini verdi. Söylevlerini Dağ Yolu ve Güne Bakan adlı eserlerinde topladı. Hamdullah Sufi Tanrıöver'in evet söylev türünün en önemli temsilcisi olduğunu bilmeliyiz. Ama bununla birlikte bu söylevleri toplamış olduğu eserlerini de bilmeliyiz muhakkak. Dağ Yolu ve Güne Bakan eserleri bizim için bu anlamda önemli. Bu yüzden cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında söylev türünün eskimeyen, güzel ve başarılı örneklerindendir. Atatürk tarafından 1927 yılında yaptığı büyük konuşmadır. Söyleniş süresi bakımından dünyanın en uzun söylevlerinden biridir. Bu eserde 1919'dan 1927'ye kadar geçen meydana gelen önemli olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır. Bu bakımdan Cumhuriyet tarihi hakkında birinci elden bilgi veren bir önemli kaynaktır. Neyi vermiş? Hemen bakıyoruz. 10. yıl nutku, gençliğe hitabe, zabit ve kumandan ile hasbihal ve büyük nutuk. Biliyorsunuz Atatürk'ün söylevini toplamış olduğu eser nutuk ismiyle biliniyor. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olarak gelecek karşımıza. Bu parçada söz edilen nutuk türü aşağıdakilerden hangisidir? Din adamlarının bireysel ve toplumsal sorunları dini açıdan yorumladıkları konuşmalardır. Türk İslam toplumunda bu tür söylevlere hutbe de denir. Hazreti Muhammed'in veda hutbesi bu türün en iyi örneğidir. Konuşmanın konusuna baktığımızda ne olacak? Din olacak. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Dini söylev diyeceğiz. Cevabımız Adana olarak gelecek. Karşımıza söylevlerin türünü belirlerken baz aldıkları konuya dikkat etmemiz lazım. Hukuki bir meseleyi ele alıyorlarsa hukuki söylev, siyasi bir meseleyi ele alıyorlarsa ve bunun üzerine etkileyici bir konuşma yapıyorlarsa siyasi söylev, dini bir konuyu ele alıyorlarsa da dini söylev olarak gelecek karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk söylev örneğidir? Türk edebiyatının ilk söylev örneği Göktürk dönemlerinde gelecek. Göktürk yazıtları. Göktürk yazıtlarına baktığımızda 2. Kutluk Devleti yani Göktürk Devleti'nde dikilmiş yazıtlardır. Bizim için önemli 3 tane yazıtımız var. Hangileri bunlar? Vezir Tonyukuk yazıtı dediğimiz yazıtımız var. Onunla beraber Kültigin dediğimiz bir yazıtımız var. Kültigin ve Bilge Kağan yazıtımız var. Şimdi Bilge Kağan yazıtı edebiyatımızdaki ilk söylev olarak gelecek karşımıza. 735 yılında dikilmiş ilk söylev örneğidir. O yüzden Göktürk yazıtları içerisindeki Bilge Kağan'ın yazıtı söylev örneğini gösteriyor. İlk örneğimiz bu. Burada hemen şunu da verelim. Kültigin ve Tonyukuk'un da yazıtları var. Vezir Tonyukuk'un yazmış olduğu da ilk ana özelliğini gösterecektir. Bunu da hatırlamakta fayda var. Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? Hanımlar, bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra kurtuluş günleri geldi. Siz bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arkadaşları, kız kardeşleri artık sevinin. Sevinmek hakkınızdır. Bayram edin. En büyük bayrama erdiniz.
bu büyük bayramınız mübarek olsun. Şimdi dilin işlevlerine baktığımızda göndergesel işlevde amaç neydi? Bana bilgi verirdi. O zaman burada bilgi vermemiş, duygularla ilgili duygunun ifade edilişi var. Adana olamaz. Alıcıyı harekete geçirmek, kişide davranış değişikliği meydana getirmek ister. Dolayısıyla Bursa'da cevap şıkkım olamaz. Şiirsel işlev şiirlerde daha çok şiir metinlerinde karşıma gelecek, sanat metinlerinde karşıma gelecek. Yukarıda bir sanat metni de yok. O yüzden Ceyhan benim cevap şıkkım olamıyor. Heyecan bildirme işlevi diyor. Duyguları veriyor. Sevinmek duygusundan bahsediyor. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak cevabımız. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Tanrı gibi gökte olmuş Türk bilge kağanı bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatpıt beyleri, kuzeydeki Tarkat Buyruk beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri, milleti, bu sözümü iyice işit, adam akıllı dinle. İşit, dinle, işit. Hep emir kipi kullanılmış. O zaman ne diyorum? Emir cümleleriyle kurulmuş bir metindir. Emredici anlatım ağır basmaktadır diyebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan olarak gelecek karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hatipte bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Söylev vermeden önce iyi bir hazırlık ve prova yapılmalıdır. Özelliklerinden bir tanesi. Konuşurken metne sık sık göz atmalıdır diyor. Tam aksine konuşurken sık sık metne göz atması onun için bir problemdir. O yüzden böyle bir özelliğe sahip olmamalı. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Vurgu ve tonlamaları yerli yerinde olmalı. Karşısındaki kitleyi heyecan işleviyle davranış değişikliği meydana getirtmeli, heyecanlandırmalı. O yüzden vurgu ve tonlamaları önemlidir. Açık, sade, yalın ve duru bir dil kullanmalıdır. Ne söylediğini karşı taraf kitle anlamalı. O yüzden dil açık, sade ve yalın olmalı. Bu da özelliklerinden bir tanesi. Cevabımız bu durumda Bursa olarak kalıyor. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.